Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün bu balığın oraya gideceği, hadi hayırlısıyla iyi bir yolculuk olur umarım. Bayağı büyük taş düşmüş böyle yağışlı havalarda. Mümkünse böyle kenarlara gelmeyiniz. Araba boyunda kayın. İlginç bir kaya tam buradan kopmuş. Böyle yağışlı havalarda biraz daha dikkatli olun. Her an araba racının üzerine düşebilir. Koca oradaki kayayı görüyor. Tam araçların geçtikleri yere gelmiş. Caminin neredeyse bitmiş hali. Kocaman bir şey. Ne yapıyormuş? Hayalet köprüye geldik. Bu köprüde birçok kişi lastiklerini kesiyor. Tabii ben henüz kesmedim ama keser miyim bilmiyorum. Yaşlanınca, dede olunca belki kesebilirim. Bayağı dar bakın. Kapı bile açılmaz burada. Önce araçta genişliğini ölçememişler. Önce direkler buradaydı. Burada araçların aynaya vurduğu için beni çağırdılar. Demirleri dışarıya verdik. Bu kadar yani. Bayağı da kenarlara batmışlar. Demirleri kopartmışlar. Bakın parçalara lastikle bastığınız hemen lastikler patlıyor. Çok küçük köprü. Bunlar el birliğiyle ve de belediyelerin yardımıyla yapıldı burası. Bunun tabanda kolon yok, demir blok var. Demir bloklar, koca koca demir blok var. Gördüğünüz gibi bunların üzerine koyuldu. 10 cm ya da 30 cm daha geniş olsaydı bir şey olmazdı ama hesap yaparken yanlış yapmışlar. Aracı örtmüşler ama aynaları hesap etmemişler. Aracın aynalarını, bu yüzden demirleri dışarıya verdik. Her neyse, yolumuza devam edelim. Kabalığa gidiyoruz. Şu anda Mıcırlı yolu var biraz. O zaman üşümekle. İşte Mıcırlı yol ama tek araç için müsait. Çift araç geçmesi yani sollamak hatta çok tehlikeli olur. Burada hız kesinlikle yapılmaz. Neyse ki çamurlu çoraklı yollardan kurtulmuş olduk en azından. Bu balığın orayı ise bu yolu geçtikten sonra acayip bir rampaya çıkacağız. O rampalarda zaten adamı erindiriyor. Ne gülüyorlar. Hafiften çizelemeler var. Zaman zaman yolda genişlikler bulabilirsin ama burada araç yollamak, hızlı gitmek çok tehlikeli olur.
Gariboğlu Kerpi konuk yazıyor. Gariboğlu'na gidiyor böyle ama Kerpi konuklukta yazmışlar ama vahşi bir yolu var diyeyim. Kerpi konukluk için bu araçlar gitmez tabii. Musa enişten Nura'da aşırı rampalar var, yazın olur da kışın pek iyi olmaz. Traktörünüz varsa gidersiniz ya da offroad aracınız varsa gidersiniz. İşte arkadaşlar kabus dolu rampa. İkinci videoda da çıkma mümkün değil ama araçlar çıkıyor ama azıcık bir güneş gelse, hava aşağı giderse burada kalıyorsunuz. Çünkü çamurlaşıyor, azıcık bir güneş gelse yağmur çiselediği için pek kalmıyor ama aşırı bir rampa var. Kara öldüğü yağlamızın rampalarından beter. Neyse, karşı dağlarda kar görülüyor. Evet. Tabii bu balığın orada hiç yoktur tahminim. Aşama doğru yağarsa, yolda kalırsak bir macera çıkar işte. Tabii yollara kaya düşmese en iyisi. İşte bir avuç kar var. Yukarı çıktıkça daha çok göreceğiz galiba. Sadece bir rampa kaldı. Oradan da kar bitmiş olur. Kara öldüğü yaylamıza gitseydik 5-10 santime kar vardır oralarda. Çok da güzel manzarası vardı. Eğer inşaat işleri olmasaydı bol bol kara öldüğü yaylasına gidecektim. Maalesef ki yani inşaat bayağı zorluyor. Aha bile kar mı yağıyor? Ay biz neyi göremiyoruz yukarıdan? Araç patinaj da çekiyor şu aralar. Tabi bagajda kaynak makinesi vardı, indirmeyi unutmuşum. Sen dursak kalacak. Yavaş, kalacak, kalacak. Bizimler benim beto indirdim. Arabalar burada kalıyor, tam buralarda. De işi yazdık, bastık. Kayıncının aracının rulesini değiştirmiştim. Diğerleri sık sık arıza veriyordu. Hani o role tarihi bir tam 10 yıl öncesinden bir araçtan arttıktı. Burada bir araçtan kenara koymuştum. 10 yıl sonra kayıncının arabasına takmıştım. Halen çalışıyor, süper diyor. Demek ki yeni roleler, tüp roleleri, gaz roleleri pek işe yaramıyor ama eskilerde iş varmış. Sürekli arıza çıkarıyor deyince kalitesiz parçalardan oluyor. Kalitesiz parçalar, bakırı kısıyorlar, sarıyı kısıyorlar, tasarruf için bir sürü şey yapıyorlar. Ortaya kalitesiz bir ürün çıkıyor maalesef. Burada sis de varmış, manzara gözleyecek diyorduk ama sis manzarası çıktı ortaya.
İnekler de yürümüş yolda. Evet değerli arkadaşlar, sonunda geldik. Balık yeni traktör almıştı. Traktörü odunluğa sokmuş. Yarı koltuklu. Fiyat 540. Diğeri 4 çeker alacaklardı. Neyse ki vazgeçip 540 aldılar. Bu ekonomik durumda bu iyi bence. Ooo, yakışıklı da gelmiş. Yarı koltuklu çamurluklar. Neyse ki çamurlukları değiştirmek istiyorlar. Şimdi de o zaman galiba 2500 liraydı fiyatı. Şimdi de daha da artmıştır. Bence o zamanları alsaydılar iyiydi. Şimdi iyice fiyat arttı. Yarı çamurlu, kimse oturamıyor. Tek kişi binebiliyor arkaya doğru. Koltuk arası tahta çekseler belki bir kişi daha oturabilir. İşte fiyat 540 göstergeleri. Eski modellerde olan gösterge yeni modellerde saat ortada oluyor. Burada hararet, burada da yakıt göstergesi oluyor. İki geri 8 ileri videsi bulunuyor. Bakın, çoğunuz bilir fiyat. Kullananların hepsi bu motoru ezbere su gibi bilirler. Traktör üzerinde kaplama lastikler bulunuyor. Kaplama lastik traktör için bir şey değil. Petlas lastiği kaplamışlar. Lasta lastiği kaplayınca daha güzel olduğunu düşünüyorum. İki de ağırlık koymuşlar öne. Bu şekilde arkada iki ağırlık varmış burada. Bakalım, iki taneymiş, gayet güzel ama öndeki bu kadar ağırlık sakıncalı mı, iyi mi? Bir de bu ağırlıklara bu parça zayıf gelir. Kendi orijinal ağırlığı takırsa buraya daha iyi olur ama bu da işe yarar. Tabi tarla sürerken ağırlık çok lazım. Ne haber lan? Ha? Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. 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 Beni tanımıyor ama köpek hemen dalacağına, bana havlayacağına bizi seviyor. Traktöre sepet almışlar. Bu çok küçük sepet olmuş tabi. Genişliği de bayağı küçük. Tabi mısır çuvalı falan alır da bayağı küçük olmuş. Patpat sigar mı? Patpat sigar galiba. Az daha geniş olsa iyi olur. Dar olmuş maalesef. Ben de sepet yapacaktım. Sepeti uygun görmedim. Sepet traktörün önü zıpladıkça aşırı şiddetle sallanıyor. Bu da iyi bir şey değil. Ben de büyük römork almak için gittiğim yerde küçük römork gördüm. Ondan aldım. Gayet güzel zıplamıyor. Taşıma için gayet elverişli bir şey. Bir de buradan gelirken düştüm ya. Her yerim çamur olacaktı ama ucuz kurtuldum. Elimin üzerine düştüm. Bakın, ayakta bayağı kadar çıkmışım. Muz gibi su yadın gümbür gümbür akan su kışa doğru azalmış. Bu da demek oluyor ki yağışlar az demek oluyor.
Burada koca bir boru var. Suyun karıştığı ve geçmesi için ızgara yapılmış. Yani tıkanmasın diye, taş ve eser gitmesin diye. Buradan o yana bayağı uzak. Ha, seni dev. İşte aferin, samanlar küçük galiba. Çatlakları var. İçinde ne var bakalım. İçinde hiçbir şey yok. Silinmiş, köşeye ateş yakıp bir şeyler pişirmişler. Koca bir de kapağı var. Yorultuluyor galiba.